yağın olmasın. Geldi bir kara duman, dalarun arasına, dalarun arasına, dalarun arasına. Geldi bir kara duman, dalarun arasına,
dağların arasına, dağların arasına. Kaderimde benziyor dumanın karasına, dumanın karasına, dumanın kara. Kaderimde benziyor dumanın karasına, dumanın karasına, dumanın kara. Selam ediyorum dağlardan, doğadan. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. Sıhhatiniz, sağlığınız, huzurunuz umarım vardır ve daim olur. Bu aralar kiminiz üzüntüdesiniz, kiminiz mutlulukta, kiminiz endişede. Ama her şeyin başı sabır, sabır, sabır. Dün akşam geldim buraya. Hemen tarpı kurdum. Daha doğrusu tarpı kuramadım. O kadar bir yorgunluk, yakada şeker düşmesi. Bu arada zayıfladığımın farkındasınızdır arkadaşlar. İyice eriyorum. Eriyor artık nereye kadar eriyeceğiz o da ayrı bir konu. Bir şeker düşmesi, bir nasıl diyeyim. Bunu eğer özetlersem hipotermi tarzı bir şey oldu. Tabii soğuktan değil. Hani benzetme açısından hipotermi gibi bir şey oldu. Ya tarpı bile koramadım. Sağ olsun abi de geldi. Atlıyor zıplıyor. Yani kurduğum şeylerin. Tarpı tam direğini dikiyorum geliyor şey yapıyor. Bir şey de diyemiyorsun. Küçücük yavru daha. Daha sonra ateş yaktım. Bir an önce yemek yapmam gerekiyordu. Yemek yap filan 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 derken artık çekim yapacak vaktimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi çam ormanlarının böyle kokusunun yayıldığı buram buram güzel bir coğrafyadayım. Yurdumuzdan uzak, vatanımızdan uzak bir yerlerdeyim. Bu ayrılık umarım uzun sürmez ve bir an önce vatanıma, ülkeme, canım vatanıma bir an önce dönerim. Böyle ümit ediyorum. Gurbette olan arkadaşlar, bizi Almanya'dan izleyen, Fransa'dan izleyen, onları şimdi daha iyi anlıyorum. Vatan özlemini, ülke özlemini, Türkiye özlemini daha iyi anlıyorum. Elimizdeki şeylerin kıymetini bilelim arkadaşlar. Vatanımızın, milletimizin, ülkemizin, coğrafyamızın, her nerede yaşıyorsak, hangi ülkenin vatandaşıysak diyelim, hadi şöyle toparlayalım. Onun kıymetini bilelim. Dili farklı, kültürü farklı. Böyle farklı bir coğrafyaya gittiğiniz zaman insanlar şaşakalıyor. Ve duygulanıyor. Orada mahallede yaşadığınız işte Ahmet, Mehmet, kimse onu arıyorsunuz. Ne bileyim, acaba diyorsun burada ona benzer bir şeyler yaşıyorsunuz. Bu da böyledir ya, bir ilden ile taşındığınız zaman eski ilde yaşadığınız insanları, o yeni ilde görmüyor, hep umudunuz vardır. İşte öyle bir özlem, öyle bir hasret, öyle bir ne diyeyim artık. Duygulanmayalım şimdi. Hemen ilk programın girişinde birçok soru soruluyor arkadaşlar.
özel hayatım hakkında kimsin, nesin? Ekşi Sözlük. Bu arada selam ediyorum Ekşi Sözlük'teki arkadaşlara. Orada entry açanlara. Çok güzel yorumlar var Ekşi Sözlük'te. İşte dağlara gitmesinin bir sebebi vardır. Evet, bir sebebimiz var. Doğaya özlem. İşte mutlaka bir acı yaşamıştır. Bu dünyada her insan mutlak bir acı çekiyor. Ama bir şekilde, ama başka bir şekilde. En değerli insanları, en sevdiğim insanları teker teker yaş aldıkça kaybediyorum. Bu da bana acı veriyor ve doğada daha çok vakit geçirmemi, sorumluluklarımı yerine getirdikten sonra, ailevi sorumluluklarımı, daha çok vakit geçirmemi, ön ayak oldu, ne bileyim, sevmiyorum abi bir otellere gidip tatil yapmayı, ya da sevmiyorum harıl harıl, ne o cep telefonunda oyunlar var ya, zart zurt, bunları sevmiyorum. Daha çok doğada olmayı, zor koşulları, sonuç itibariyle Kafkas asıllıyım. Benim atalarım, dedelerim, büyüklerim ellerinde şimdiki gibi arabayla değil, yani ellerinde birer çantayla o Kafkas sürüğünde güzel ülkeme, Türkiye'ye gelmiş. Bunların yaşadıkları, bunların çektiği çileleri bir nebze yaşıyorum ya, hissetmeye çalışıyorum ama oluyor mu, olmuyor mu? Bushcraft'a bir nebze bu. Doğada fazla malzeme olmadan, az malzemelerle bir şeyler yapmak. Şimdi diyeceksiniz ki abi az malzeme, üç ayağa koymuşsun, onu var bu var. Teknolojiye de ayak uydurmak gerekiyor ya. Ne diyeyim şimdi? O da yok, bu da yok mu diyeyim yani. Malda diyorsunuz, malda olan anlatmayayım yani. Az yalan söylüyorum. Ama bu bayağı bir şeye yarıyor. Bu artta şey var, saç ayağı. Hatta bir Instagram'da bir gün demiştim ki kampın en gereksiz şeyi yok. Abi böyle bir şey değil, yarıyormuş ya. Alıyorsun çaydanlık, koyuyorsun falan. Yani bazen kendimizle çelişiyoruz mu? Çelişiyoruz tabii abi. Siz 20 yaşındaki aklınızdaki, şimdiki aklınızı beğeniyor musunuz? Ya da 3 yıl önceki, 5 yıl önceki. Hayat bu. Hayat sürekli değiştiriyor insanı. Beynen değiştiriyor, zikren değiştiriyor. Bazı sorular var. Abi işte çoluk çocuk var mı? Evli misin? Evet evliyim. Bir oğlum var. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Sürekli dağlarda değilim. Onu özellikle belirteyim. Hani haftanın 7 günü dağlarda değilim. Bazen çoluğun çocuğun yanındayım. Bazen dağlardayım. Bunu işte arayı dengelemek gerekiyor. Bu ara YouTube videoları azaldı, fark ediyorsunuzdur. İşlerimin gereği falan değil. Çekecek konu bulamıyoruz ya. İşte dağa gittim, kamp yaptım, geldim. Kamp yaptım, geldim. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bazen diyorsunuz ki çok konuşuyorsunuz. Bazıları diyor ki abi konuş. Bazıları diyor şiire devam. Biz bildiğimiz yolda ilerleyelim. Bir kişi bile izlese bizim için bir mutluluktur. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Suyumuz yok. Su bitti. Sevgili yavrumuzu, babamızı uyandıracağız. Su almaya gideceğiz. Bir de anlatmak istediğim şu var sizlere. Her anın kıymetini bilmek çok önemli. Bir hikaye dinlemiştim. Bu hikayeler aslında gerçektir. Ve ondan sonra dünyaya bakış açım çok değişti. İnsanlara bakış açım, düşmanlarıma bile bakış açım çok değişti. Hikaye şu, işte bir yer toplanıyor, fazla uzatmayayım. Bir yerde toplanıyorlar, işte bir araştırma yapıyorlar. Bir şehrin en mutlu kişisi kim? İsim önemli değil, Ayşe, Fatma, neyse. Gidiyorlar kadıncağıza soruyorlar, ya sen bu kadar nasıl mutlu olabiliyorsun? Fazla da bir geliri yok, ne bileyim bir evi yok, bir arabası yok. Ama kadın mutlu, mutluluğun sırrını soruyorlar. Kadının anlattığı şu, ben her güne bugünüm son günmüş gibi uyanıyorum. Evet. Bu çok önemli. Her güne bugün son günmüşsüz gibi uyandığımız zaman, düşündüğümüz zaman bu hayatın tadına daha farklı bakıyoruz. Daha çok tad alıyoruz. Düşünün, sabah çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Ona sarılıyorsunuz. Belki son günü bir daha görmeyeceksiniz. Allah korusun da. Yani bir daha görmeyeceksiniz. Belki o gün hayatınızın son günü. Ne yapıyorsunuz? Son kez sarılıyormuşuz gibi. Burada babi geldi. Ya da şöyle düşünün. Bugün odun kırıyorsunuz. Sağ elinizle. Belki bugün bir iş kazası olacak. Ve artık o sağ elinizi kullanamayacaksınız. Ya da tansiyonunuz çıkacak. Sol tarafınız felç geçirecek. Şimdi yürümeye eriniyoruz ya. Yürümek. Alabildiğince yürümek. Özgürce. Sağlıklı bir şekilde. Bundan güzel bir şey var mı? Koşabiliyorken koşmalı. Yürüyebiliyorken yürümeli. Gezebiliyorken gezmeliyiz arkadaşlar. Ve bugünün değerini
Bugünün kıymetini bilmeliyiz. Sevdiklerimiz, hayallerimiz. Kiminin umudu var, hayalleri var. Geleceğe yönelik bir düşünceleri var. Bu düşüncelerin hepsi parayla olmuyor. Lakin parasız da bir şey olmuyor. Allah ülkemize, vatanımıza, milletimize güç, sağlık, huzur ve mutluluk versin. Ya Allah, bismillah diyelim ve programa başlayalım. Şimdi su doldurmaya gideceğiz. Elle pet şişelerle değil de daha çok yol uzun olduğu için şu tarz bir malzemem var arkadaşlar. 3 litre su alıyor. Sırt çantasıyla taşıyabiliyorum. Bunu uzun yolculuklarda kullanıyorum daha çok. Ya da uzun yürüyüşlerde, özellikle yazın çok işe yarıyor. Şimdi mataramızı, sırt çantalı matara. Bunun adı olsun ya. Ben şimdi bunun adını bilmiyorum ya. 50 kişi sonra bunun adı nedir, bu nedir? Sırt çantalı matara diyelim. Haydi. Hadi gidiyoruz oğlum. Haydi. Şöyle doğayı da göstereyim sizlere. Suyumuzu getirdik, kahvaltımızı yaptık. Yola çıkmadan önce biraz moral, biraz güç, biraz da enerji topladık. Birazdan tarpı, burada gördüğümüz malzemeleri yükleyip sırtımıza
ya Allah bismillah deyip başka diyarlara yol alacağız. Birçok kamp malzemesi var. Instagram'da ya da reklamlarda bunları görüyorsunuzdur. Bunların bazıları çok işe yarıyor, bazıları hiçbir işe yaramıyor. Bazıları gördüğünüz zaman tamam tam benim diyorsunuz ama kullanmaya kalktığınız zaman çeşitli nasıl diyeyim negatif yönleri oluyor. Mesela şu gördüğünüz kaşık, bunun markasını kapatıyorum. Burada yermek adına değil, benim yaşadığım deneyimi sizlere anlatmak amaçlı. Gördüğünüz gibi kaşık, çatal, bıçağı bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunu açıyorsunuz bakın. Tuttunuz. Açtınız. Çok güzel. Burada bir sıkıntı yok. Kaşık oldu. Çatal oldu. Kaşık harika. Yemeği aldınız. Yediniz görüyorsunuz. Sıkıntı yok. Fakat çatalda nasıl sıkıntı var? Şimdi bir tabaktan tereyağı süreceksiniz ya da peynir alacaksınız ya bakın. Bastırdığınız an görüyor musunuz? Tutuyorsunuz. Bu bunun handikapı yani. Ya elinizi böyle tutmanız lazım. Gene oynuyor. Yani bunun negatif yönü bu. Bunu da belirtmek isterim. Yani aldık bir sefer. Mecbur kullanacağız. Birleştirmesi aynı bu şekilde çok basit ama. O konuda da haklarını yemeyelim. Bir diğer malzeme biliyorsunuz bushcraft'ın vazgeçilmezi filtre kahve. O yuvarlak hunisi var, kağıdı var filan, o çok sıkıntılı oluyor ya da. Bunu alıyorsunuz. CNC ile artık neyle kesmişlerse gayet de güzel kesmişler. Bu da çok güzel bir ürün. İşe yarıyor. Birleştirdiniz. Bakın. Bu şekil. Bardağa koyuyorsunuz. Birleştirmesi biraz zor. Tam bunu birleştiriyorum bu çıkıyor. Bunu birleştiriyorum öbürü çıkıyor ama ortalama bir şey oluyor yani. Gördüğünüz gibi. Ayırırken çok rahat ayrılıyor. Yalancı çıkarmadı ben. Çabuk ayrıldı. Şöyle kapatalım. İşte böyle her kamp malzemesi bir işe yarıyor, hayatımızı, kampı kolaylaştırıyor. Ne diyeyim, birazdan toparlanacağım. Ne oldu? Nasıl nasıl? Esniyor musun çoğu? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir kusur elediysem affola. Dizimde ufak bir problem var. Akşamdan beri bayağı bir ağrı çektim. Ne desem yanlış menisküs müdür nedir ya da bir bağ mı kopması ne? Bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi güzel bir şiirle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanetsiniz. Selam ediyorum. Dağlardan, doğadan. Şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çay. Çok da içime çekemiyorum. Mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı. Yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam, ecel olsa saklanmam, ateş olsa sakınmam. Yine gelse, yine severim. Şu dünyaya geldim geleli, ah çekerim ağlarım. Şu dünyaya geldim geleli, ah çekerim ağlarım. Var mı bir halden bilenim,
yâre küsmüş yollarım. Var mı bir halden bilenim, yâre küsmüş yollarım. Kimseler bilmez halimden, ayrıldım Gonca gülümden. Vefasız yârin elinden, ah çekerim ağlarım. Kimseler bilmez halimden, ayrıldım Gonca gülümden. Vefasız yârin dilinden, ah çekerim ağlarım. Bu hasrete kaç yıl biçti, bilmem niye vazgeçti. Belki yeni bir yar seçti, sende kalır hep muradım. Unuttum tüm insanları, konuştuğum lisanları, baharları, nisanları. Hatırımda bir sen, bir sen kaldın.